Değerli basın mensupları, terörün dini, imanı, meşrebi, mezhebi, milliyeti yoktur. Son terör olayının, katliamın insanlar bakımından en önemli öğretici tarafı da budur ve bunun kesinlikle ortaya çıkmış olmasıdır. Katledilenlerin yaşlarına, mesleklerine ve mensubiyetlerine bakıldığında bu rahatlıkla görülür. Bu ve önceki katliamların da hedefi bütün insanlığın yanı sıra Büyük Türk Milleti ve gök kubbenin altında yaşamaktan mutlu olduğumuz aziz vatanımızın bütünlüğüdür. Nihayet verilmeye başlanılan kararlı mücadelenin sonucunda can çekişmeye başlayan terör örgütü, temas halinde olduğu profesyonel istihbarat örgütleri ve devletlerden aldıkları desteklerle insanlarımızın haleti ruhiyesini bozarak umutsuzluğa sevk etmeye ve tedirgin etmeye çalışmaktadır. Terör örgütlerinin terörün ilk ortaya çıktığı tarihten bu tarafa yapmaya çalıştıkları ve hedefledikleri tek şey de zaten budur. Zira terörün karşısındaki esas güç olan milli birlik şuuru zedelendiği, insanlar ümitsizliğe kapıldığı takdirde terör gayesine ulaşmış olacaktır. Gün teröre karşı ayırt etmeksizin, amasız, fakatsız ve her türlü mensubiyet, ön kabil ve taassup bir tarafa bırakılarak dimdik durmaktır. Güçlü devletler güçlü istihbarat ve güçlü istihbarat örgütleriyle ayakta kalırlar. Bizde bunun başarılı örneğinin sahibi Abdülhamit Han'dır. Başka memleketlerden casusluk için Osmanlı topraklarına gönderilen ajanları devşiren ve kendi memleketleri aleyhinde kullanabilen, başka memleketlerde oluşan düşüncelerden daha eyleme konmadan haberdar olan 2. Abdülhamit 36 sene kadim medeniyet mirasını böyle ayakta tutabilmiştir. Kendisini bombayla patlatabilecek kadar insanlıktan çıkmış canilerin var olduğu, dolaştığı bu zamanda teröre bütünüyle mani olmak elbette mümkün değildir. Ancak ilk kaynağından elde edeceğiniz istihbari bilgilerle bunları ötelemek ve azaltmak mümkündür. Güya müttefikimiz olduğunu iddia eden bir takım devletlere karşı şu anda olduğu gibi kararlılıkla tavır ortaya konmaya devam edilmeli. Terör destekçisi devletlerin kim oldukları tespit edilip bunlar teşhir edilmelidir. Terör örgütleri hiçbir zaman muhatap alınmaz. Yahut şöyle böyle terör yanında yer alan bir takım artist bozuntularının maalesef bir kısmı akil olarak nitelendirilen aydın bozuntularının ve yayın organlarının terör lehinde hava oluşturacak, özendirecek konuşma, yayın açıklamalarına sosyal medyada terör propagandası niteliğinde sinir ve moral bozucu görüntülere kesinlikle müsaade edilmemelidir. Devletimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz hiçbir şarta boyun eğmeksizin şu anda olduğu gibi teröre karşı kararlı ve kesintisiz mücadelesine devam etmelidir. Bu mücadelede en ufak taviz veya vazgeçme manasına gelecek açıklamalar panik halindeki terör örgütlerini yeniden diriltecektir. Değerli basın mensupları, devletimiz milletiyle bütünleşerek, şimdiye kadar yaptığı hatalardan vazgeçerek teröre karşı nasıl mücadele edileceğini ve yapılması gerekenleri bütün yayın organlarını kullanarak adeta milletimize öğretmelidir. Adına çözüm denilen ama bizim çözülmeyi geri getireceğini defalarca ifade ettiğimiz süreç terör örgütlerine zaman ve güç kazandırmıştır. Ümit edilir ki yapılan hatalardan ders alınmış ve bundan böyle bu alçakların ve destekçilerinin ne olduğu, kimler olduğu anlaşılmış olsun. Netice itibariyle sivil toplum adında faaliyet gösteren, asıl amacı destek sağlamak olan sivil görünümlü kuruluşlar kapatılmalı, bunlara örtülü veya açık destek sağlayan ülkeler ile ilişkiler gözden geçirilmeli, devletler hukuku içerisinde gereken neyse yapılmalıdır. Terör örgütünün elebaşları dünyanın neresinde olursa olsun imha edilmelidir. Bunun için hukuken yapılması lazım olan var ise yapılmalı, bu vazifeyi gerçekleştirecek kahramanlara her türlü yetki ve imkan tanınmalıdır. Adına çözüm süreci denilen fakat yaşanan hadiselerin gösterdiği gibi Türkiye'nin çözülmesine ve terörün azmasına yol açan tavır ve uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir. Süreç devam edebilir ifadesi kesinlikle ağza bile alınmamalıdır. Eşkıyanın, hainlerin, vatanımızın bir bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın temsilcileri gibi yanılgısından vazgeçilmelidir. Eğer siz seni yakan teröristin bu topraklarda
taziyesi gerçekleşiyorsa, bunlara bu şekliyle propaganda yapma imkanı veriliyorsa, çadırlar kurduruluyorsa, bu terör örgütünün, bu alçakların, bu hainlerin bayrakları astırılıyorsa, eğer o taziye çadırına, bu taziye çadırı teröristin değil, devletin taziye çadırı manasına gelir. Kesinlikle bu tip şeylere müsaade edilmemeli ve vazgeçilmelidir. Değerli basın mensupları, biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türk milleti mevhumunu zedeleyen söylemlerden, tavırlardan uzak durulmalıdır. Güçlü Türkiye bunun bütün sorunlarını çözer. Güçlü olmak için öncelikle birlik içinde olmak gerekir. Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etmeliyiz. Artık Türk ve Türklük düşmanlığı bu ülkede taltif görmek için basamak olmaktan çıkarılmalıdır. Emniyet ve istihbarat teşkilatlarında bu iş için yetiştirilmiş ehil insanlar vazife başına getirilmeli. Dirayetsiz, ehliyetsiz kadrolar kesinlikle ve behemal işten el çektirilmelidir. Bu vesileyle daha dün yaşı başı gencecik işlerinden bir tanesi karaciğer nakli bekleyen yavrularımıza, toprağın karabağrına yürüyen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Temenni edilir ki bir daha bu gibi hadiselerle yapılacak kararlı mücadelelerin sonucunda meydan verilmez ve bunların canlarına ot tıkanır.